sanal bir router çalıştırıyorsunuz. Ve bu sanal router verdiğiniz sanal IP'yi tutuyor. Bu sanal router'ı primary olarak, yani birincil olarak kim yönetiyor? Kim üzerinde tutuyor? Bu router'lardan bir tanesi. Örneğin bu sivilce bir şey olduğunda, first stop redundancy'yi açtığımız durumda first stop'umuz bizim kim? Default gateway'imiz. Aslında biz neyi yedeklemeyi amaçlıyoruz burada? Default gateway'i yedeklemeyi amaçlıyoruz. İsmim Ali Murat Yılmaz. Cisco Systems'ın Ege Akdeniz bölge yöneticisiyim. Cisco dünyanın en büyük network firmasıdır. Teknoloji altyapısı firmasıdır. İletişimin yanında IP telefonu, güvenlik ürünleri, aslında dijital dönüşüm için geleceğe hazırlanacak tüm teknoloji altyapısını sağlayan Silicon Valley temelli bir şirkettir. Uzun zamandır Türkiye'de Cisco yer alıyor. Ancak son 3-4 yıldır Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'a bir yatırım yapıyor. Ve bu alanda bu büyüklükte bölge açan tek firma olduğumuzu da gururla söyleyebilirim. Uçtan Uca Bilgi ve İletişim Teknolojileri tarafında kamu ve özel sektördeki müşterilere uçtan uca çözüm üreten bir entegratör firma. Bünyemizde bulundurduğumuz kaliteli ve sertifikalı mühendislerle özellikle dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın gerekliliği olan teknoloji altyapısını oluşturma misyonunu yürütüyoruz. Aynı zamanda da iş ortaklarımızla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde görev yapan bilgi işlem müdürleri ve sorumlularını bir platformda toplayarak onların bilgi deneyimlerini ve üst düzey teknolojileri adapte olmaları konusunda etkinlikler düzenliyoruz. Aynı zamanda Kıbrıs'a da çeşitli yatırımlar planlıyoruz. Hedefimiz özellikle yetişmiş nitelikli insan kaynağının, bilişim iş gücünün gerek Türkiye'de gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde artırılmasını sağlamak. Maalesef ki bilişime ülkede yeterince yatırım yapılmıyor. Üniversite mezunlarının kalitesi gün geçtikçe düşüyor. Cisco dediğimiz üretici dünyanın en büyük üreticisi ve Cisco'nun sertifikaları dünyada geçerli. Yani bunu ister Türkiye'de alsınlar, isterse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alsınlar. Burada alınan sertifika dünyanın her yerinde geçerli ve çok ciddi bir maddi karşılığı olan sertifikalar. Hedefimiz de öncelikle Türkiye'den Kıbrıs'a doğru bir bilişim turizmi oluşturmak. Akabinde de bunu yayabilirsek Türkiye Cumhuriyetleri ve Arap bölgesine yaymak. Kıbrıs'a hem bilişimci hem de turizm noktasında katkıda bulunmak. Bununla birlikte Kıbrıs'taki üniversiteleri çok önemsiyoruz. Kıbrıs'ta çok ciddi bir genç potansiyel var. Bunların da sektöre kazandırılması, yabancı öğrencilerin de bu sistemin bir parçası olması Kıbrıs için de gelecekte çok büyük bir avantaja sahip olmasını sağlayacaktır. İnşallah hep birlikte bu üçlü sayesinde Kıbrıs'ta önümüzdeki günlerde çok daha güzel şeyler yapıyor olacağız.